menüsü istedik. Fırında hazırlayacaklar bize. Piştin mi oğlum? Aslan. Böyle bir evde olsa istemez misiniz? Hemen dur. Anında dur. Son 30 arkadaşlar. Şura ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Çok güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş. Yani birini kollarsan ki ben niye kollayayım? Niye kollayayım? Laflarını esirgemeyip iğneleyici bir şekilde sonra geri çekilmeye çalışıyor ama öyle bir şey yok tabii ki. Ben tartışmak istemiyorum. İşte. Çok güzel tartışırım da senle asla. Konuşuyor işte, ağzı olan konuşuyor. Umarım çok bulaşmaz bana, yoksa çok büyük tepki alır yani benden. Sakın beni karıştırma yani. Senin adın geçmedi bile yani. Tamam işte, geçmesin diyorum. Şu an kendi tartışma yapmaya mı çalışıyorsun anlamadım. Önden uyarıyorum sadece. Konuştuğun kadar yemek yapsan keşke. Yenilgi yurtulduğu şeyler de söylemiyor ama Okan'ın gerçek yüzü de meydana çıkar yakında. Kimlerinkini çıkartmışım ben, Okan kim? Yarışmacılar Ver Fırına Mutfağı'ndaki ikinci haftalarına heyecanla başlıyor. Cuma günü Nesrin Hanım'ın aramızdan ayrılmasıyla 7 kişi kaldılar. Bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayıp jüriye ve rakiplerine beğendirmek için ellerinden geleni yapacaklar. İyi günler sevgili yarışmacılarımız ve iyi haftalar ve iyi günler sevgili seyircilerimiz. Evet, iyi ve güzel bir haftaya başlıyoruz. Yeni yarışmacılarımız var aramızda. Görkem. Tıraş olup içindeki yakışıklığı ortaya çıkartmaya karar vermiş sonunda. Teşekkür ederiz. Hafta sonu hepimize iyi gelmiş anladığımız kadarıyla. Okan da keza aynı şekilde yine çok yakışıklı. Ve İhsan daha saç tıraşı. Hoş geldin demek istiyorum sana. Berkem sen olduğun gibi tatlı tatlı. Lacivert gömleğimi. Giydim geldim diyorsun. Hanımlar da yine her zamanki çok gibi çok güzel. Ve Mehmet Bey'in tabii ki. Işıklığı, güzelliği, pozitif enerjisi ve gülen yüzü için de ayrıca teşekkür etmek lazım. Güzel bir hafta olacak diye düşünüyoruz. Biz piknikle başlayalım istedik. Piknik menüsü istedik. Fırında hazırlayacaklar bize sevgili jürimiz. Ne diyorsunuz piknik işine? O kadar çağırıyor ki açık hava şahane bir tema diye düşünüyorum. Her seferinde de şaşırtıcı bir şeyler geldiği için sizden çok heyecan duyuyorum bugün yapacaklarınızı. Vallahi ben de bugün değişik şeyler bekliyorum sizden. Hani böyle bir sandviçle geçiştirirsiniz diye tahmin etmemekteyim. Geçiştirir misiniz yoksa? Tamam. Süre olarak da zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Sadece 60 dakikanız var. Ve o 60 dakikada şu anda başlıyor efendim. 3-2-1 ver fırına iyi haftalar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yarışmacıların bugünkü görevleri bir saat içinde piknik menüsü hazırlamak. Bakalım etabın sonunda tarifinin hem sunumu hem de lezzetiyle rakiplerini geride bırakan isimler kimler olacak? Yeni bir haftaya başlıyoruz. Tecrübeli yarışmacılarımız var çünkü yarı finaldeler ve bugün fırında piknik yapacaklar. Fırında piknik hazırlığı için ya bütün ve dilimlenecek veya minik minik hazırlanacak bir şeyler arıyor benim gözüm. Renkli, neşeli ve pikniğin coşkusuna uygun heyecanlı yemekler çıkacak bugün ortaya diye bekliyorum. Özge bugün kıymalı poğaçalar, fırında tatlı ekmek ruloları yapıp yanında şişte taze meyveler ve lavantalı limonata ile servis edecek. Özge. Efendim. Soğan rendelemişsin. Evet. Ama ananas da var. Zaman kaybı böyle sen... Ananas var, her şey var bugün. Piknik menüsünü soğanlı mı yapacaksın? Poğaça yapacağım. He. Poğaçamın içi için. Böyle soğanlı çilekli. Lavantalı. Ve lavantalı. Ve kıymalı. Ve çikolatalı. Ve fındık ezmeli. Evet. Hmm. Konumuz piknik menüsü olduğu için zengin bir menü hazırlıyorsun anlaşılan. Evet. Neler evet. Yapacağım? Poğaça yapacağım. Hemen ilk olarak onu koydum mayalansın diye bekletiyorum. Onun yanında bu French tostlar gibi roll yapma şekli buldum bir tane. Allah onu Allah. Yapacağım. Ama fırında yapacağım. Bir daha söyler misin? Sen French toast'tan roll yapma... Kısmını yani, ben anlamadım. Yani ekmekleri ezeceğim güzelce şekil verebilmem için merdaneyle. Evet. Okay. Sonra böyle bir yüzüne mesela ezmeli, fındık ezmeli koyacağım bir kısmına. İşte çilek koyacağım. Saracağım onları. Sıkı sıkı sarmaya çalışacağım. Sonra yumurtayı bulayacağım. En son şekere buladıktan sonra
fırına vereceğim. Aslında bunu yağda kızartıyorlar ama ben fırın konsepti olduğu için fırında yapacağım. Wow. Lavantayla da mı French toast yapacağım? Limonata yapmaya çalışacağım yetiştirebilirsem. Çok fazla şey yapmak istiyorum ama sürem yetecek mi bilmiyorum. Peki nasıl yapacaksın onları? Limonata? Onları kaynatacağım şerbet gibi şekerli suyla birlikte. Onu en son limonatamı yani limonların kabuğunu şekerle ovacağım. İşte limonatamı yapacağım. En son için hani tatlandırması için şerbet gibi onu koyacağım. Azıcık da belki hile yapıp gıda boyası bir damlacık damlatabilirim. Lavanta rengi. Evet. Şahane. Peki Özgeciğim. Yetişir. Hadi rastgele o zaman. Teşekkür ederim. Biz lavanta kokularıyla beraber gidiyoruz. Görkem bugün fırında kıymalı sigara böreği, pita ekmeğinden sandviç ve patates salatası yapacak. Biraz da hamurunu anlat. Nasıl bir hamur? Hamurun içinde yoğurt, maya, çok az kabartma tozu var. Hı hı. Tereyağı? Tereyağım var. Bayağı biraz gözüküyor çünkü. Yağlı yani 30 gram kadar bir tereyağım çok var. Çok değil. O zaman o gözüken sıvı yoğurt mu? Evet. Okey. Peki. 30 gram kadar tereyağım var. Piknik ekmeği yapacağım. Pita gibi bir ekmek yapacağım. Hı hı. Mangalın yanında yani pita, sabah kahvaltısında. Pita gibi yani yassı böyle. Yassı. Midye gibi açılabilir bir ekmek. İnşallah o kadar kabarır ama... Şimdi ekmeğimiz var sonra? Ondan sonra bir patates salatası yapıyorum. Patates salatasını önce sıcakken süzdükten sonra limonlu ve zeytinyağlı bir sosla soslayacağım. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Peki pita ekmeğin için bir şey yok mu ben anlamadım. Pita ekmeği için dolabımda malzemelerim var. Hı-hı. Normalde tarifimde yok ama vaktim kalırsa size öyle güzel bir sandviç hazırlayacağım onu. O ne olacak? Bunda da fırında bir sigara böreği yapmak istiyorum. Hı-hı. Böyle sade bir iç hazırlayıp. Bu böyle için yufkayı açıp dikdörtgen bir şekilde katlayıp uçlarından sarıp 5'e böleceğim. Ondan sonra fırında üzerine tereyağı kızdırıp fırında pişireceğim. İki sorum var. Buyurun. Bir, şimdi tadım yapacak arkadaşlarının bu patates salatası çiğ demesini nasıl engelleyeceksin? İki, bu sigara böreği kupkuru demesini nasıl engelleyeceksin? Sigara böreğini en son fırına atmadan önce baklava gibi tereyağıyla kızgın tereyağıyla... Yanlış cevap. Yanlış cevap. Doğru cevap ne biliyor musun? Doğru cevabı vermekten hiç kaçınmıyorum. Doğru cevap şu. Ben bunları o kadar güzel ve kıvamında yapacağım ki jüri beğenecek ve koruma altına alacak. Böylece arkadaşlarımın tatmasına gerek kalmayacak. Tabii ki en öncelikli isteğim o ama. Bizden bu kadar. Kolay gelsin Görkem. Sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet Bey bugün sebzeli ve pastırmalı kiş yapacak. Mehmet Bey'de ne mikser çalışıyor, ne ocak çalışıyor, ne hiçbir heyecan yok, hiçbir şey yok. Muskat var rende. Çünkü yumurta haşlayacakmış, yoğurt, pastırma, pastırmalı sandviç. O zaman yeter Mehmet Bey, mi? Mehmet Bey, plastik laylon topla, şeyi de ben getireyim, orada arada bir de top atarız ha. Şeyleri de aldım, pipetleri de aldık, bir şeyler içeriz. Ben ver fırına Pikniği. Bütün bölümler tarihinde... Bana göre fenomen olan birkaç tariften biri olan. Allah Allah. Birini yapıyorum. Ki o. Ki o. Vay. Sebzeli ve pastırmalı kiş. Tanıdık geliyor mu benim tarifim sanki? Neden derseniz piknik denildiğinde yumurtalar, etler, sütler, peynirler, ondan sonra hamur, ekmek vesaire hepsi birlikte götürülür ve çok yer kaplar. Ben bunu, bu tarifi bu piştiğinde bir vitamin hapına benzetiyorum. Hamurum çıkmak üzere bir 5 dakika sonra çıkartacağım. Mehmet Bey de heyecan, şöyle. Heyecan sel okay. Olmuş gidiyor. Alalım o zaman. Hadi bakalım. Güzel. Alacağım. Güzel, oraya güzel çalışmışsınız. Evet, evet, evet. Kenarlarını falan. Şimdi 2-3 dakika kör pişirme yapacağım. Bir tek şeyin içinde bir sürü şeyin birleştiği. Bugün öyle. Yani çok fazla değil. Size her bir şey söyleyeceğim. Var. Bugün arkadaşlarınız sizi geçtiğimiz hafta boyunca sizin onları vurduğunuz yerden vurabilirler. Vursunlar ben anladınız razıyım. Mı? Bak nasıl gülüyor arkadan zaten ya tam tatlı su kurnazı bak böyle sılsığı geliyor böyle. Şey diyebilirler size ama Mehmet abi biz onu yaptık onu yaptık onu yaptık ne yaptık piknik menüsü yaptık. Sen bir tane tart yapmışsın bize. Tabii tabii ben geçen hafta da ben kaç çeşit yaptığımda arkadaşlar şu kadarcık bir şeyler koydular oraya. Yani... Ve hiç... siz kazandınız. Evet. Topa. Bak Emel Hanım böyle der. Topa geldiği yerden burada. Kolay gelsin. Teşekkürler. Mehmet Bey beni şaşırttı. Çünkü bugüne kadar geçtiğimiz hafta boyunca her yarışmacıya konsept, 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 konsept dedi. Bugün sadece tek bir tane kiş yapıyor.
benim tarifimi uyguluyor. Yani bütün detaylarını böyle ezbere sular seller gibi bildiğim bir tarifi uyguluyor. Birazcık hamurunu ince açmış Mehmet Bey. Pırasası az, pastırması tatminkar. İç harcının sıvısını da yani yumurtalı ve o sütlü olan sıvıyı da birazcık az buldum ben. İnşallah iyi bir şey çıkartır. Kaldı ki iyi bir şey çıkartsa sadece bir tane kişi yapmış olacak. Ne kadar yeter çok emin değilim. Yani birini kollarsan ki ben niye kollayayım? Niye kollayayım? Laflarını esirgemeyip iğneleyici bir şekilde sonra geri çekilmeye çalışıyor ama öyle bir şey yok tabii ki. Ben tartışmak istemiyorum. İşte. Çok güzel tartışırım da senle asla. Konuşuyor işte, ağzı olan konuşuyor. Umarım çok bulaşmaz bana, yoksa çok büyük tepki alır yani bana. Sakın beni karıştırma yani. Senin adın geçmedi bile yani. Tamam işte geçmesin diyorum. Şu an kendin tartışma yapmaya mı çalışıyorsun anlamadım. Önden uyarıyorum sadece. Konuştuğun kadar yemek yapsan keşke. Yenilgi yurtulduğu şeyler de söylemiyor ama Okan'ın gerçek yüzü de meydana çıkar yakında. Kimlerinkini çıkartmışım ben, Okan kim? Okan bugün hardallı bonfile yapıp yanına patates salatasıyla servis edecek. Arda'cığım. Buyurun. Okan piknik çantasına mum da mı koyacakmış? Okan piknik çantasını uzay üssü yapmış bak orada. Bonfile olduğuna göre herhalde bir mum falan da olacak artık. Bonfile? Ya ben piknikte bonfile düşünemiyorum. Zor bir şey bonfile. Kurur murur filan. Bir sorum var. O ne? Hardal mayonez. Hardal mayonez, turşu, kapari. Vay. Yoğurt, süzme yoğurt. Bu? Şu ne? Bu da bonfileye süreceğim sos. O da ançöz. Ha, ançöz. Peki bonfile kuruyacak mıymış Arda? Bonfile özellikle kupkuru olacakmış. Değil mi? Kıvamı öyle değil mi? Hayır, bonfile de değil. Ha, nasıl? Islak ıslak, güzel. Seninki aslında bonfile değil, biraz hafif roast beef havasında bir şey olacak. Şimdilik evet. Galiba. Şimdi şöyle bakarsak hepimiz görüyoruz ki şu an canlı, sulu. Bir şey testi yapalım mı? Tavada mühürlenmiş. Daha etim pişirecek pişkinlik galiba. Pişireceğim mi daha? Pişkinlik evet. Testi. Göster bakayım pişkinlik testini öğrendin mi? Pişkinlik testini. He, nasıldı böyle? Böyle miydi? Nasıldı? Hoppa. Böyle şurası. Mi? Hop. Piştin mi oğlum? Aslan. Şu. Öyle değil be ya. Bak bu. Bu. Böyle başlıyorsun. Böyle böyle. Böyle başlıyorsun. Bu kadar pişirdiysen zaten öldürdün eti. Evet. Bak. Çok pişmiş. Bak. Yok. Bak. O kadar değil. İkinciye bakalım. Bu kadar pişirdiysen.